Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hazreti Yusuf ve Asır suresini öğreneceğiz. Çok güzel, çok ibret verici bir hikaye. Aynı zamanda Asır suresi de biz insanlara Allah tarafından gönderilen çok güzel bir sure. Bunu da dinlediğimizde, bunu da okuduğumuzda gerçekten çok güzel dersler alacağız. Bu dersimizde öncelikle Hazreti Yusuf aleyhisselamı tanıyacağız, bir peygamber tanıyacağız. Ve bir surede de Asır suresini öğreneceğiz arkadaşlar. Peki dersimize başlamadan önce şöyle kısa bir ee, minik bir şekilde anlatmak istiyorum sizlere Hazreti Yusuf'un hikayesi gerçekten çok çok önemli bir hikaye biliyorsunuz ki Hazreti Yusuf bir peygamber Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup da bir peygamber ve Hazreti Yakup'un 12 tane oğlu var 12 oğlu içerisinde Hazreti Yusuf en çok sevdiği. Çünkü böyle hem çok tatlı hem çok akıllı ama bu diğer çocuklarını hiç sevmiyor anlamına gelmiyor. Hepsini seviyor. Fakat diğer 11 kardeşi Hazreti Yusuf'u çok kıskanacaklar. Hatta onu alıp kuyuya atacaklar. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten kardeşler arasındaki bu kıskançlık onların böyle çok kötü bir davranış sergilemesine sebep verecek ve Hazreti Yusuf'u 11 kardeşi kuyuya atacak. Kuyuya attıktan sonra da işte Hazreti Yusuf kayboldu, birileri saldırdı falan diye onun kanlı gömleği diye başka birine ait gömlek getirecekler tabii ki babası Hazreti Yakup hissedecek oğlunun vefat etmediğini, kardeşlerinin onu kıskandığını hissedecek ama ses etmeyecek. Sonrasında Hazreti Yusuf'u kuyu'dan birileri çıkaracak ve onu köle olarak Mısır'a satacaklar. Hazreti Yusuf ise Mısır'a gittikten sonra orada çok güzel başarılar elde edecek. Orada devletin başına kadar gelecek ama bakan olacak. Böyle maliyeyi çok güzel yönetecek ama bu esnada oradaki kralın karısı da Züleyha Hazreti Yusuf'a iftira atacak. Diyecek bu beni istedi bu bana saldırdı gibi böyle iftirada bulunacak. Fakat sonrasında gerçek ortaya çıkacak. Ardından da ardından da Hazreti Yusuf'un ne kadar akıllı ne kadar iyi ne kadar dürüst ne kadar iffetli bir insan olduğunu herkes anlayacak. Hatta kardeşleri de anlayacaklar gelecekler ve mutlu bir sonla bitecek. Peki Kur'an-ı Kerim'de bizlere neden böyle hikayeler anlatılıyor? Birincisi bizlerin ders çıkarması isteniyor. Bunları çok güzel bir şekilde bu hikayelerinden. üzerinden öğreneceğiz arkadaşlar. Bir de asır suresini öğreneceğiz. Tabii ki burada birincisi bütün bunları öğrenmemizin sebebi bunlar bize Allah tarafından anlatılan Kur'an'da, ayetlerde geçen e, sureler ve kıssalar yani hikayeler. Fakat diğer bir önemli olay daha var ki o da bunlar LGS'de de geliyor arkadaşlar. LGS'de bu konuyla alakalı hem tüm dersler Soru Bankamızdan, hem Dinamo'dan hem de Zoru Bankasından sorular çözdüğümüzde LGS'de din sorularını da hepsini doğru yapacağız inşallah diyoruz. O zaman güzel bir giriş yaptık, minik bir giriş yaptık. Gelin isterseniz detaylarını da hızlı bir şekilde öğrenelim. Ardından da LGS'de bu konudan da soruyu kaçırmayalım. Hadi bakalım. İkinci dönem planlı program olmak isteyenler Buradan. yazılılardan yüksek not almak isteyenler Buradan. okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler Buradan. o zaman Tonguç Kap 3. Ay. sezon heyecanında sen de yerini al şimdi Tonguçakademi.com'a gel ücretsiz kayıt ol takımınla birlikte bu maceraya katıl Şimdi arkadaşlar bir peygamber tanıyorum. Hazreti Yusuf Aleyhisselam konusunda öncelikle dört temel başlığımızı bilelim. Ne dedik? Hazreti Yakub'unla yani Hazreti Yakub babası da bir peygamber. 12 oğlundan biri. Kıssaların en güzeli olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kıssanın tamamı 111 ayet ile Yusuf Suresi anlatılıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi var. Burada da 111 ayet var. Ve bu olay, bu kıssa, bu kısa hikaye anlatılıyor. Son derece güzel, yetenekli, zeki bir çocuk Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf gerçekten hatta Televizyonda buna benzer bir Yuzar e, Sef böyle bir dizis de vardı. Orada da böyle bu konuyu uzun uzun defalarca anlatmışlardı. Belki izleyenleriniz vardır. İzleyenleriniz yoksa da birazdan zaten konuyu çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi güzel bir çocuk, yetenekli çocuk, zeki bir çocuk. Şimdi Hz. Yusuf bir rüya görüyor. Rüyasında 11 yıldız ona eğiliyorlar, ona böyle secde ediyorlar. Güneş ve ayı görüyor. Fakat babası diyor ki Hz. Yakup, oğlum sakın bu rüyayı kimseye anlatma diyor. Şimdi fakat kardeşleri bir şekilde hani kıskanç kardeşleri vardı dersimizin başında söylemiştik. Kardeşleri bu rüyayı öğreniyorlar ve diyorlar ki Yusuf'u babamız bizden çok seviyor diyorlar ve ondan kurtulmak için bir plan yapıyorlar. Hazreti Yusuf'u da yanlarına alarak ıssız, sessiz, Kuyu bir yere gidiyorlar. Orada bir kuyu var. Hazreti Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Sonra da yalan söylüyorlar. Diyorlar ki ağlayarak babalar yana babacığım kardeşimizi kaybettik. Baba onu kurt yedi diyorlar. Bir tane de saçma sapan bir tane gömleği. Hazreti Yusuf'un kendi gömleğine başka bir hayvana ait bir ceylana ait kan sürüyorlar. Baba bak görüyor musun kardeşimizi kurtlar yedi kurt yedi diye ona sahte bir bilgi veriyorlar. Yalan söylüyorlar. Bak önce plan yaptılar. Kuyu attılar sonra da yalan söylediler. Şimdi bir zaman sonra kuyunun yanında bir kervan duruyor. Kervancı tabi Hazreti Yusuf kuyunun içinde ölmedi esasında. Kervancı kuyudan su alırken Yusuf'u görüyor. Aa diyor müjde bir erkek çocuk diyor ve kervanı Mısır'a doğru giderken Yusuf'u da yanına alıyorlar. Yani Hazreti Yusuf'u da yanına alıyorlar ve onu alıp Mısır'a götürüyorlar. Az fiyata köle olarak satıyorlar. Diyorlar ki ama bu çocuklar ne olacak hadi verelim satalım diyorlar. Sonra çocuk biraz daha büyüyüp çocukluktan çıktıktan sonra bir iftiraya uğruyor. Niye iftiraya uğruyor? Onu da söyleyelim. Şimdi Züleyha diye bir karakter var. Züleyha. Züleyha esasında ee böyle ee o dönemdeki Mısır'ın önemli kişilerden birinin eşi ve Züleyha Hazreti Yusuf'u görüyor, çok beğeniyor. O diyor bu diyor çok yakışıklı diyor. Bu diyor ben bunu diyor. Ben bununla diyor ee sevgili olmalıyım diyor. Ama Hazreti Züleyha da evli. Şimdi dolayısıyla İftira atıyor ona ve iftirasından dolayı da Hazreti Yusuf tabii ki çok iffetli, çok namuslu. Hayır diyor. Ben diyor kesinlikle böyle bir şey kabul etmem diyor Züleyha'ya. Züleyha'ya bunu kabul etmeyince de Züleyha da tabii ki yetkisi var, etkisi var, güçlü birisi. Doğru zindana atıyor ve iftira atıyor ona. İftira sonrası Hazreti Yusuf zindana gidiyor. Zindandayken de peygamberlik görevi veriliyor. Şimdi hatırlarsanız bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Hira mağarasındayken Cebrail Aleyhisselam tarafından Allah ona Oku diye bir emir göndermişti ve peygamberlik ...vazifezi elde etmişti. İşte peygamberimizden... ...önce de birçok peygamber var. 124 bin peygamber var. Bunlardan... ...bir tanesi de Hazreti Yusuf. İşte Hazreti... ...Yusuf'a da zindandayken peygamberlik... ...görev veriliyor. İnsanları... ...doğruya, iyiliğe ve güzele çağırıyor. Allah... ...Hazreti Yusuf'a rüyaların anlamlarını öğretiyor. Şimdi bir de... ...o dönemde bir hükümdar var. Hükümdar ve rüya görüyor. Rüyasında yedi tane zayıf inek görüyor... Yedi tane de böyle güçlü etli etli inek görüyor. Şimdi bu rüyayı yorumluyor Hazreti Yusuf. Diyor ki yedi yeşil başak, yedi kuru başak. Yani kuru başak ne demek? Zayıf. Kuru inek ne demek? Zayıf inek. Semiz inek ne demek? Güçlü inek. Yeşil başak ne demek? Güçlü başak. İşte Hazreti Yusuf bunu çok güzel bir şekilde yorumluyor. Diyor ki yedi yıl bolluk yaşayacağız, yedi yılda kıtlık yaşayacağız. Dikkatli olun diyor. Bolluk yıllarında bütün ambarları buğdayla doldurtuyor. Kıtlık yılları gelince de onları halka dağıtıyor ve gerçekten hükümler diyor ki Hazreti Yusuf'a sen gerçekten bu işi biliyorsun. Rüyayı doğru yorumladın ve ekonomimizi kurtardın. Bizi çok güzel ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıdan kurtararak bizi çok güzel yönettin diyor. Şimdi tabii bu kıtlık hani bu kıtlık olduğu zaman bu yedi yıl boyunca insanlar buğday bulamadığı zaman e, Hazreti Yusuf'un kardeşinin yaşadığı, 11 kardeşinin yaşadığı Kenan diyarını da etkiliyor. oranı Kenan diye bir diyar, o diyarı da etkiliyor, o bölgeyi de etkiliyor. Kardeşleri buğday almak için iki kere Kenan ilinden, Kenan şehrinden, Kenan diyarından Mısır'a geliyorlar Hazreti Yusuf'un yanına. Hazreti Yusuf onları tanıyor. Ama onlar kardeşlerini tanımıyorlar. Çünkü diyorlar ki biz onu kuyuya atmıştık, öldü gitti zannediyorlar. Halbuki Hazreti Yusuf onları tanıyor ve... Onlara kendini tanıtıyor. Kardeşler yaptıklarından dolayı büyük utanç duyuyor. Hazreti Yusuf da onları affettiğini söyleyerek ailesinin tamamını, annesini, babasını, on bir hepsini Mısır'a davet ediyor. Şimdi böylece hani en başında hatırlarsanız arkadaşlar bir rüya vardı. Bu rüya gerçekleşiyor. Anne ve bakın Yusuf suresinde Allah şöyle söylüyor 100. ayette. Anne ve babasını makamına çıkarttı. Diğer on bir kardeşi ise Hazreti Yusuf'un önünde saygıyla eğildiler. O zaman Yusuf babacığım işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Hani bir Rüya görmüştü, 11 yıldız vardı, ay ve güneş vardı. İşte ay annesi, güneş babası, 11 yıldıza kardeşi şeklinde bu rüyayı yorumlayabiliriz. Şimdi Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kısasından çıkarabilecek, yani bu kısa hikayesinden, Kur'an'da bize anlatılan bu hikayesinden çıkarabilecek ilkeler, dersler ve LGS'de de gelebilecek mantıklı yorumlar ne olabilir? Birincisi, Hz. Yusuf sabırlıydı. Çok sıkıntılar çekmesine rağmen sabretti. Tevekkül etti Önce çalıştı, gayret gösterdi ama Allah'a da güvendi. Ben Allah'a güveniyorum dedi. Tevekkülün ne olduğunu iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Tevekkül yanlış yapıldığında kötü sonuç verir. Doğru yapıldığında ise çok güzel sonuç verir. Şimdi sizler LGS'ye çalışıyorsunuz. Sonrasında sonucunu Allah'a bırakırsanız... Allah'ım ben çalıştım, gayret ettim derseniz... Bu doğru tevekkül anlayışı oluyor. Ama hiç çalışmayıp Sadece dua ederseniz... Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım... E, tamam Allah'ım dua ediyorsun. Hani soru çözmüyorsun. İşte bu yanlış tevekkül anlayışı oluyor. İffet... Namus demek arkadaşlar. Hazreti Yusuf kendisine Züleyha iftira atmasına rağmen. Züleyha kendisine sarkıntılık etmesine rağmen. Hadi gel birlikte sevgili olalım mesela rağmen Hazreti Yusuf iffetli davrandı ve hayır dedi olmaz dedi. Vefa ve sadaka. Hazreti Yusuf vefalıydı kardeşlerini de unutmadı. 11 kardeşini de yine bir şekilde affetti. Onları bağışladı diyebiliriz. Dolayısıyla Hazreti Yusuf hikayesinden çıkaracağımız şey kardeşler arasında kıskançlık olabilir. Ama sonrasında hatalar anlaşılır ve yeniden güzel bir şekilde mutlu bir şekilde hayata devam edilebilir. Yeter ki sabırlı olalım. Yeter ki tevekkül edelim. Yeter ki iffetimizi koruyalım. Şimdi gelelim bir de Asır suresine ve anlamına. Namazda okunan kısa surelerden biri. Asır, zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara geliyor. Üç ayetten oluşuyor. Kur'an'ın 103. suresi. Adını birinci ayette geçen Asır kelimesinden alıyor. Belki bilenleriniz vardır. Vel asır innel insane lefi husur diye başlar. Oradaki asır kelimesinden dolayı asır suresi diyoruz. Okunuşuna baktığımızda Bismillahirrahmanirrahim. Vel asır innal insane lefi husur illerlezine amenü ve amelü salihati ve tevasa bil hakki ve tevasa bis sabır. Şimdi bunu LGS'de size sormazlar. Hadi bakalım bunu oku demezler. Bunun Arapçası nasıldır sormazlar. Buradaki ayetleri de sormazlar. Buradaki ayetleri verip burada ne demek istiyor diye sorarlar. Bakalım Allah'ı neymiş bu ayetin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu zaten Bismillahirrahmanirrahim'in Türkçesi. And olsun zamana ki yani zamana yemin ederiz ki insan gerçekten ziyan içindedir. Yani insan gerçekten büyük bir hata içerisinde. Ancak iman edip de salih amel, güzel amel işleyenler, güzel şeyler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler Başka onlar ziyanda değillerdir demek istiyor. Gerçekten de insanlara Allah bu surede uyarıda bunu. Yani yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz bir, şey, bir sürü şeyler yapıyorsunuz ama esasında ziyan içindesiniz. Eğer iyilik yapmazsanız, salih ameller işlemezseniz, birbirlerinize güzel şeyler tavsiye etmezseniz, sabrı tavsiye etmezseniz büyük bir sıkıntı içerisinde olacaksınız diyor. Şimdi surenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Görüyor musunuz? Zaman çok önemli. Biz zamandan bahsediyoruz. Hocam süre yetmiyor, zaman çabuk geçiyor. 8. sınıf olduk, liseye geçtik. Bakın, zaman çok hızlı geçiyor. Allah da zamanın önemini bilerek zamana yemin olsun ki diyor. Buna dikkat edin diyor. Yüce Allah zamanı iyi değerlendirmeyen insanın sonunun ikinci ayetteki deyimiyle hüsran yani ziyan olacağını hatırlatmıştır. Çünkü zamanı ve ömrü boşa geçirmiş insan için en büyük ziyan budur. Dolayısıyla bizler de arkadaşlar zamanımızı boşa geçirmeyelim. Güzel güzel arkadaşlarımıza güzel sözler söyleyelim. Büyüklerimize saygı gösterelim. Derslerimize çalışalım. İyilik yapalım ve sonrasında da iyilik bulalım. Asır suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılıyor. Bir, ...samimi bir şekilde iman etmek. Bizim ilk başlatmamız gereken şey... ...Allah'a inanmamız gerekiyor. Sonrasında salih amel işlemek. Yani güzel şeyler yapmak. Yani iyilik yapmak, işte birilerine yardım etmek... ...bunlar güzel şeyler oluyor hakkı yani doğruluğu tavsiye etmek bir de sabrı tavsiye etmek. Çünkü gerçekten çok yorulduğumuz, çok sıkıldığımız, çok üzüldüğümüz anlar oluyor. Ama bu dünyanın yalan bir dünya, boş bir dünya olduğunu bilirsek, bizim esas dünyanın ahiret olduğunu bilirsek sıkıntı çekmiyoruz. Diyoruz ki Allah var korkmamıza gerek yok sabırlı olalım diyebiliyoruz. İşte asır suresi de bizlere bunu tavsiye ediyor. Şimdi arkadaşlar sabırlı olun demişken bizler de size sabırlı bir şekilde ödevlerinizi bir kez hatırlatalım. Hem Zoru Bankası'dan hem tüm derslerden sadece din dersi için değil arkadaşlar. Diğer derslerde sabırlı bir şekilde sorularınızı çözmeye devam ediyorsunuz. Tevekkül ediyorsunuz. Sonrasında inşallah en güzel liseleri sizler kazanıyorsunuz. Ee, meydan okuma testimizde de bekliyoruz sizi arkadaşlar. Ödüllü sorunuzu yapın, Yorumları yollayın. Hadi bakalım. Hepinize şimdiden başarılar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.